Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni yeni tanıyanlar için ben Merve. Bugün sizlerle yine bir ürün inceleme videosu çekeceğiz. Philips Lumia IPL evde lazer uygulaması yaptığım cihazımı anlatacağım. Ben yaklaşık 1-1,5 senedir bu cihazı kullanıyorum. Memnuniyetimi, yorumlarımı belirteceğim size. Öncelikle neden bunu seçtim? Philips'e diğer ürünlerine de güveniyordum. Kalitesine güvendiğim için birinci sebebim buydu. Diğer sebebim ise internette çok fazla araştırma yaptım. Aslında bir merkeze gidip orada lazer işlemi yaptırmayı da düşündüm. Ama şöyle bir şey gördüm internette okuduğum yorumlarda. Ben daha yeni evliyim, hamilelik düşünüyorum ve hamilelikten sonra hormonların değişmesinden sonra tüyler tekrar çıkıyormuş lazeri yaptıran insanlarda. Ben de öncelikle dedim ki bu şekilde tüylerimi azaltırım. Hamilelik dönemini geçsem bile tekrar ben yine bu cihazla devam edebilirim. Çünkü neredeyse ömür boyu kullanım vaat ediyor size. Çok uzun süreli bir kullanım vaat ediyor. Bazı ürünlerin teknoloji olarak ışık atımıyla içerisindeki nasıl denebilir? Bir çeşit ampul var içerisinde ve o ışıkla tüylerinizi azaltıyor. Bazı cihazlarda bu ampullerin değiştirilebildiği yazıyordu. Bunu da sanırım değiştirmiyor, emin değilim tam olarak. Ama hiçbir yerde yani değiştirilebildiğine dair bir ibare yoktu. Ama çok uzun süreli, yani yıllarca kullanım vaat ediyor. Size ömür boyu yetecek gibi bir ürün. Bunun dışında benim ürünüm kablolu olan bir model. Kablosuz modelleri de mevcut. Ben daha uygun fiyatlı olduğu için bunu tercih ettim. Kablosu zaten yeterince, yani prizi yakın herhangi bir yerde yaptığınızda çok da sorun olmuyor. Bir koltuk, bir yatak herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Kutusunu açalım. Kutusunun içinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor şu şekilde. İçerisinde uygulamada nasıl, yani IPL teknolojisini anlatıyor. Nasıl yapılması gerektiğini, nasıl uygulamanız gerektiğini anlatıyor. Neler yapmamanız gerektiğini anlatıyor. Ürünü kullanmadan önce tüylerinizi tıraş etmiş olmanız gerekiyor. Genelde jiletle tıraş edilmesi öneriliyor. Çünkü cihazın tüy köklerini görmesi gerekiyor. Köklere atış yaptığı için kökleri görmesi gerekiyor. Eğer ağdayla alırsanız da ağdayla aldıktan 1 ya da 2 gün sonra bu cihazı uygulamanız gerekiyor. Jiletle yaptığınızda aynı gün uygulamanız gerekiyor ve hiçbir şekilde yüzeyde krem, losyon, ne bileyim, duş jeli herhangi bir şey olmaması gerekiyor. Tamamen cildinizin temiz olması gerekiyor. Farklı cilt renkleri ve tüy renkleri için set ayarı mevcut cihazın. Şu şekilde bir adaptörü var. Adaptörü prize takıp kullanabiliyorsunuz. Cihaz şu şekilde. Ve iki tane başlığı var içerisinde. Üzerinde takılı olan bir başlığı bu. Bunu bacağınızda, kolunuzda, daha geniş bölgelerde kullanmanız için. Diğerinde de ekstra bir filtresi daha olan özel bölgeler için. Yani bikini bölgesi, yüz bölgesinde bu başlığı kullanmanız öneriliyor. Bir de içerisinde kendi temizleme mendili var. Uygulamayı yaptıktan sonra cam kısımlarını bununla temizlemeniz gerekiyor. Ürünü önce ilk başlarda 2 haftada bir uygulamanız gerekiyor. 2 haftada bir yaklaşık 2 ay sanırım bu şekilde uygulanması gerekiyor. Yani 4 kez falan 2 haftada bir uygulamanız gerekiyor. Sonrasında tüyleriniz biraz azalıyor zaten bu uygulamaları yaptıktan sonra ve 4 haftada bir uygulamaya geçiyorsunuz. 2-3 defa da bu şekilde devam ettikten sonra 8 haftada 1'e düşüyor uygulama sıklığı. Zaten telefon uygulamasını indirdiğinizde size hangi gün yapmanız gerektiğini takvimde gösteriyor. Bunun dışında 5 tane ayarı mevcut. Şöyle açamıyoruz tabii ki ama prize takıp geleyim ben bunu. Şöyle prize taktım cihazımı size göstermek için. Açtığınızda cihazı böyle 1, 2, 3, 4 ve 5 aşamaları mevcut. 5'te en yoğun ışık atımı yapıyor ama biraz can acıtıyor, yani çok fazla değil.
dedikleri gibi sinek ısırığı gibi bir şey ama birazcık acıyor. Şu şekilde bastırdığınız zaman yüzeye buraların tamamen kapalı olması gerekiyor. Sadece cildinizi görmesi gerekiyor. Şurada bir hazır ışığı yanıyor ve şuradaki tuşuna bastığınızda da atım yapıyor bu şekilde. Çok hafif bir ısı veriyor yani. Çok fazla değil. Eğer canınız yanıyorsa tekrar basılı tuttuğunuzda da kapanıyor bu şekilde. Eğer canınız yanıyorsa mesela 5 değil de 4'te 3'te yapabilirsiniz. Sadece daha uzun vadede tüylerin azalmasına sebep oluyor. Daha düşük ısıda yaptığınızda. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben ilk zamanlar değil ama bir süre sonra tüylerim azaldığında 5'te yaptığım zaman, 5. aşamada yaptığım zaman bir iki yerimde şey iz kaldı. Yanık gibi. Yani yanmadı aslında ama iz kaldı bir iki yerimde cildimin ve şöyle bir şey de var. Mesela burayı ben yaptım. Tekrar buranın üzerinden geçmemeniz gerekiyor. İki kere geçerseniz cildinizi yakma riski var. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Ben dediğim gibi 1-1,5 yıldır kullanıyorum. İlk zamanlar çok düzenli kullandım ve çok hızlı bir azalmada gözlemledim. Tüylerinizi kesinlikle inceltiyor. En güzel özelliği bu. Mesela normal jilet yaptığınızda bir gün iki gün sonra çıkarken şu anda ben jiletle bunu birlikte uygulamama rağmen uzun bir süre yani bir aya yakın hiç tüylerim uzamamış oluyor. Çıksa bile mesela bacağınızda diyelim ki çıktı fark edilmiyor bile yani. O kadar incelmiş tüyler ve gözle görülür değil yani. Özellikle yazın mesela tatile gideceksiniz. Bir hafta, iki hafta hiç yani tatildeyken hiç bir epilasyon işlemine maruz kalmanıza gerek yok. Rahat rahat tatilinizi geçirebilirsiniz. Bunu sağlıyor gerçekten. Tamamen bitiriyor mu derseniz tamamen bitirmiyor bence. Yani belki de sonrasında çok düzenli kullanmadığım için de bana öyle gelmiş olabilir ama benim tüylerim tamamen bitmedi. Bölge bölge azal yani tamamen yok olan bölgeler var. Ama tamamen de bitmedi. Bunu aslında şöyle düşünebilirsiniz. Modern ağda gibi bir şey yani. Normalde jiletle aldığınızda bir gün sonra çıkıyor. Ağdayla aldığınızda bu süre daha uzun. 3 hafta, 4 hafta gibi bir süre olur ya. Bu da o şekilde. Mesela bir ay rahat etmenizi sağlıyor. Ve ağdaya göre tamamen acısız yani. Ağda gerçekten can yakan bir yöntem. Ben dayanamıyorum ağdanın acısına. Normal lazer uygulamaları için de bunu söylüyorlardı. Ben biraz ondan da korktuğum için de açıkçası gitmemeyi tercih ettim. Bu acısız yani. Gerçekten acısız. Benim canım çok tatlıdır. Buna rağmen gayet rahat, konforlu bir şekilde yapabiliyorum, uygulayabiliyorum. Tüm vücudunuzun, mesela ben kollarıma yapmadım henüz. Jiletle almak istemediğim için ama bacak, bikini bölgesi ve koltuk altımı uyguladım. Tüm vücudunuzu tamamen yapmanız, bitirmeniz bu işlemi 20 dakika, yarım saat maksimum o da. 20 dakika falan sürüyor aşağı yukarı. Çok hızlı bir uygulama sağlıyor. İlk atımı yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Aynı yere tekrar yapmayayım. Mesela şuraya atım yaptınız. 1-2 saniye sonra tekrar hazır oluyor. Tekrar atım yapıyorsunuz. Yani çok hızlı. Uygulaması gayet pratik. Kolay, hızlı bir şekilde uygulanabiliyor ve gerçekten de tüylerinizi azaltmada bence gerçekten başarılı. Çok fazla gerçekten dedim. Kusura bakmayın. Ben öneriyorum. Belki biraz daha üst modelleri daha da iyi bir teknolojiye sahiptir. Daha hızlı tüyleri yok ediyor olabilir. Daha ne bileyim mesela kablosuz olması daha rahat kullanım açısından faydalı olabilir. Ben yani bundan da memnunum. Farklı cihazlar da dediğim gibi araştırmıştım ama onlardan memnun kalan, kalmayan ya da ne bileyim diyelim ki aldım ben bunu. Bir sorun olduğunda yetkili biriyle görüşebilmek açısından Philips'in daha mantıklı geldiğini düşündüm. Bir sorun da yaşamadım çok şükür. Aşağıya linkini bırakırım ürünün. Yine bakabilirsiniz. Farklı sitelerde farklı fiyatları bulabilirsiniz. Bence mantıklı. Yani dediğim gibi mesela hamilelik düşünüyorsanız lazere gidip sonra tekrar çıkmasına yani oraya sonuçta mesela ben bunu 1500 TL verdim. Lazere de aşağı yukarı 1500-2000 TL veriyorlar tüm vücut için. Bu tekrar çıktıktan sonra bir anlamı yok ama bu bende ömür boyu duracak. İstediğim zaman, istediğim anda, evimin rahatında istediğim şekilde yapabiliyorum. Sadece şöyle bir sorun var. Mesela çok koyu tenliyseniz çok koyu tenlerde yanık riski olduğu için cildinize
Yani yakma riskimiz var. O yüzden yapmamız gerekiyor. Ama bu da mesela benim eten rengim buğdaydan koyuya dönük gibidir. Yazın da mesela, yazın yandıktan sonra da uyguladım. Çok bronzlaşmış olmamanız gerekiyor aslında ama bronz tenime de uyguladım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Dediğim gibi çok böyle siyahi bir teniniz yoksa bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bunun dışında açık tenli ve koyu renk tüylü insanlarda çok daha hızlı sonuç veriyormuş. Benim rengim de koyu, tüylerim de koyu diyebiliriz. Ama bende de işe yaradı yani. Ben rahat ediyorum bu şekilde. Ağdanın acısına katlanmaktansa bu ürünle daha sorunsuz bir şekilde, acısız bir şekilde tüylerimden kurtuluyorum. Uzun vadede çıkıyor. Mesela ben şu an ayda bir falan yapıyorum. Çünkü şey oldu, bir süre yapmadım. Şehir dışındaydım, cihaz yanımda değildi falan derken uygulamadım düzenli. Düzenli uygulamadığınızda telefon uygulaması size uyarı veriyor. Diyor ki uygulama aralığını kaçırdınız, yeniden bir takvim düzenleniyor. Rütuş yapmanız gerekiyor tekrardan diyor. Yeni bir tarih belirliyor. O tarihlerde uygulamayı tekrarlıyorsunuz. Ürün hakkındaki yorumlarım bu şekilde. Umarım almayı düşünenler varsa bir nebze de olsa faydalı olabilmişimdir. Kullanan birinin yorumları önemli bence. Ben aldığım evrede bunları çok araştırmıştım çünkü. Söyleyeceklerim bu kadar ürünle ilgili. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.